Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere admin panelinizin son bölümü olan belge girişi kısmını anlatacağım. Belge girişi herhangi bir satış sisteminde mutlaka var olan, aslında kurgulanması, yazılması çok zor olan ve çok detaylı olan bir yapı. Genel olarak ticari sistemlerde, online satış sistemlerinde, e-ticaretlerde, B2B'lerde İşler biraz böyle sipariş kısmında kalır. Yani yapılan talepler sipariş kaydı ile kaydı oluşturulur. Oluşturulan sipariş kaydı doğrultusunda ticari yazılımlara, ERP'lere aktarılır ve orada biter. Ama ben burada bu form içerisinde, yani PHP formu içerisinde JavaScript'leri yoğun olarak kullanarak, yoğun bir şekilde kullanarak bir belge tanımı yaptım. Yapmış olduğum belge tanımının içerisinde yapılan belgeyi veri tabanına kaydetme aşamasını bilerek eklemedim. Çünkü hani o aşama biraz daha böyle işin detaylı kısmı. Yani normalde bir projenin içerisinde ben bunu yazmıştım. Daha sonra yazmış olduğum proje neticelenmedi. Neticelenmedise bile JavaScript aşamasına kadar getirdim ve bu sistemin içerisine ekleme ihtiyacı duydum. Zaten sadece sayfayı, bu videoyu da izledikten sonra, yaptığımız sayfaları da, kodları da inceledikten sonra ne kadar karmaşık bir yapı olduğunu anlayacaksınız. Kod karmaşasına mal vermemek adına da veri tabanına kaydetme işlemlerini, veri tabanı cluster'ını falan oluşturmadım. Ama formdan veriler geliyor. JavaScript'te hatta alertle ekrana basıyorum. İsteyen bu eğitim videosunu izledikten sonra ya da bu kitabı okuduktan sonra bu belge işlemlerini kendisi modül olarak ayırıp kendisi kullanabilir. Şimdi belge kısmında hem alış hem de satış diye ayrı iki enumeration'lı belge tipimiz var. Fatura, irsaliye, sipariş, talep, teklif olarak da bunları kullanabilirsiniz. Bir belge numarası yazmamız gerekiyor. Bir cari seçmemiz gerekiyor. Seçilen cariye göre de İşte tarihini belirliyoruz. İsterseniz KDV dahil, isterseniz KDV hariç bir şekilde kalem ekle diyerek buradan stoklarımızı seçiyoruz. Klavyeden kullanabiliyoruz. İşin güzel tarafı bu. Mesela 12 adet işte 100 liradan 1200 TL'lik bir ürün verebiliyoruz. Siparişi oluşturabiliyoruz. Yeni bir tane daha kalem ekleyelim buradan. Bunu seçelim. 10 adet 90 liradan 900 lira. Hatta burada şunu KDV dahil değil, KDV hariç seçerseniz bütün bunların hepsi ona göre değişkenlik gösteriyor. Burada KDV'yi dahil ediyor veya hariç ediyor. İskonto yapısı var. Burada tutar ve oran iskontosu girebiliyorsunuz. Burayı çok detaylı anlatmayacağım. Toplamlarda geldiğinizde şurada toplam ne kadarlık belge olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonrasında bunu kaydet dediğimizde belge kaydedilebilir mi, kaydedilemez mi? Bunun kontrolünü JavaScript içerisinde yapıyorum. Kaydet dediğimde bu ilk baştaki belge başlık tarafındaki belge formlarının bilgilerini alıyorum. Zaten belgenin başlık bilgisi bunlar. Daha sonrasında bunlar da belgenin detay bilgileri. Şurada bakacaksınız stok ID işte falanca, stok miktarı, stok ID'sine göre burada bir unique key oluşturuyorum. Çünkü kalem bilgisi burada JavaScript'te çoklu gelecek bana ve ben daha sonrasında bunların detaylarını kaydederken bu JavaScript'i düzgün bir şekilde ayrıştırıp veri tabanını öyle kaydetmem gerekiyor. Tam olarak da o aşamayı yapmadım. Yani bu proje için, bu proje üzerinde özellikle yapma gereği duymadım açıkçası, ama isterseniz dediğim gibi siz şuradaki dataları alıp JavaScript'ten ona göre yazabilirsiniz. Kodlarını anlattım kitapta. Kodların adını hatta şöyle yapalım. Admin'den belge işlemlerini açayım. Belge form olması lazım şurada. Aslında kod kısmı biraz karmaşık ama biraz ufaktan üstün körü anlatacağım videoda. Zaten kodlarını da paylaştım. Ayrıca kodlarını script olarak da paylaşacağım için isterseniz istediğiniz modülü alabilirsiniz. İstediğiniz modülü yazabilirsiniz. Ben burada daha çok dediğim gibi özellikle yoğun olarak JavaScript kullandım. Burada bir tane bir tab linkimiz var. Tab linkin içerisinde tablar arasında geçişlerde bile bir JavaScript çalışıyor işin içerisinde. Burada iskonto bilgileri var. Şurada belge bilgileri var. Belge tipler, fatura, irsaliye vesaire. Şurada kalemler kısmına gelelim.
fatura satır ekle kısmı. Burada JavaScript'e bastığımızda direkt bize bir tane dinamik olarak bir JavaScript kısmı oluşturuyor. Oluşan JavaScript'e göre işte butonlar, oluşan kalemlerin tipleri ve her miktarı tutar yazdığı an, yazmasını yazdıktan sonra da işte iskonto kontrolleri, iskonto hesaplaması, KDV kontrol etmesi, fatura altı satır iskontoları, tab belge, JavaScript'leri, belge kaydet. Sonra gelelim şuraya. Cookie kaydet. Cookie'de tutuyor zaten bunların bir kısımlarında. Dediğim gibi biraz karmaşık bir yapı burası. Kodlarını detaylı bir şekilde şeyden inceleyebilirsiniz, sistemden inceleyebilirsiniz. Burada önemli olan detay bu belge kaydet kısmındaki. Hemen şöyle yapacağım. Bir saniye. Şunları şimdi bir kapatayım. Kafa karıştırmasın. Kalemler, iskonto bilgileri, toplam bilgileri. Şurası. Belge cari liste, belge stok liste. Burada da ayrıyetten hesaplamalarımız var. Şurada yapıyoruz hatta tutar hesapla. Aynı zamanda işte mevcut brüt tutar hesapla, kalem hesapla, KDV dahilse ona göre hesapla, değilse ona göre hesapla, stok listelerini ona göre çek, ona göre getir işlemlerin hepsini burada yapıyoruz. Belge form işlemi böyle biraz dediğim gibi karmaşık bir yapı. Ama bütün scriptlerini, kodlarını da ben bunun içerisinde paylaştım. Yalnız bizim sistemimizin içerisinde kullandığımız sipariş sisteminde yani base tarafındaki kullanıcının veri siparişi verdikten sonra yaptığı işlemlerde bir işe yaramıyor. Sadece ben burada belge girişi olarak ayrıyetten isteyen kullanıcı online satış sisteminde bir satış kaydını girebilir, alış kaydını girebilir veya siparişi buradan sistemden manuel ile girebilir diye PHWeb tarafında bunu yaptım. Şöyle bir dipnot eklemek istiyorum. Normalde bu tarz belge işlemleri, bu tarz belge kayıtları her zaman Windows, genel olarak Windows tabanlı ya da Windows application'lı uygulamalarda webde olmayan yapıyla çalışıyor. Webde bu işlemleri yapmak biraz karmaşıktır. Webde bu tarz işlemleri yapmak o kadar da basit değil. Şu anda online satış sistemleri var. Paraşüt gibi işte ne bileyim mükerrer başka muadil başka yazılımlar da var. Belge üzerinden, web üzerinden fatura kesiyorlar. Web üzerinden işlem yapıyorlar ama bu tarz detaylı böyle fatura altı iskonto uygula, kalem iskontosu uygula, satır iskontosu uygula, kalemleri seç, birim miktarı otomatik hesaplasın tarzında durumları yok. Genelde adam miktarını yazıyor, işte birim fiyatını yazıyor, tutarını elle yazıyor, manuel yazıyor ve kaydediyor ve ona göre belgesini e-faturaya arşivini oluşturuyor vesaire. Ben burada biraz JavaScript ile atraksiyon yaptım açıkçası. JavaScript ile biraz uğraştım. Hani ve uğraşmışken de bütün bu kodlar mutlaka sizin işinize yarar diye paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Hem kitabın içerisinde kodlarımı paylaştım, hem de script olarak paylaşacağım, hem de video olarak da biraz da bahsetmek istedim. O yüzden teşekkür ederim.